Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 9. sınıf biyoloji dersi 1. dönem 1. yazılıya prova yapıyoruz. Okuldaki yazılıda çıkabilecek sorulara çok yakın sorular koyduk. Tabii arada ben soruları çözerken size küçük küçük hatırlatmalar da yapacağım. Hoca bu türlüsünü sormaz, şu türlüsünü sorarsa ona da hazırlıklı olalım diye. Tabii ki öncelikli olarak 1. dönem yazılılarında hangi konulardan sorumluyuz? Bunlardan bir bahsedelim. Birinci dönem birinci yazılı konuları dediğimiz zaman ilk ünitemiz yaşam bilimi biyoloji ünitesiydi. Zaten 9. sınıfta 3 tane ünite göreceğiz. İlk ünitemiz yaşam bilimi biyoloji olacak. İkinci ünitemiz hücre ünitesi olacak. En son ünitemizde de canlıların dünyası dediğimiz ünite, yani canlıların sınıflandırılmasından, alemlerinden bahsedeceğiz. Yaşam bilimi biyoloji ünitesinde de ilk olarak biyoloji biliminden bahsetmiştik ve canlıların ortak özelliklerinden bahsetmiştik. Biyoloji bilimi dediğimiz zaman biyo, canlı, loji, bilim anlamına geliyordu. Biyoloji bilimi de tabii ki canlıları inceleyen, doğayı inceleyen bir bilim dalıydı. Doğada en gelişmemiş canlı olan bakterilerden tutun da en gelişmiş canlı olan insana kadar tüm canlıları inceleyen bir bilim dalından bahsediyoruz. Tabii ki çok geniş bir bilim dalı olduğu için bazı alt bilim dallarına da ayrılacaktı. Gıda sorunu gibi, çevre sorunları gibi, sağlık sorunları gibi pek çok alanda da biyoloji bilimi tabii ki çalışmalar yapacaktı. Arkasından da canlıların ortak özelliklerinden bahsetmiştik. 12 tane tüm canlılarda görülen ortak özelliğimiz vardı. Beslenme, solunum, boşaltım, metabolizmaya sahip olma, kararlı iç dengeyi koruma, hareket etmek, organizasyona sahip olmak gibi canlıların ortak özellikleri vardı. Tüm canlılarda bunu görüyorduk. Sadece içinde karıştırmayacağımız ufak noktalar vardı. Mesela tüm canlılar solunum yapacaktı. Solunum yaparak ATP üretecekti. Ama solunumu kendi içerisinde 3'e ayırmıştık. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermentasyon yapanlar vardı. Ya da beslenmeden bahsederken demiştik ki tüm canlılar beslenecek. Bazı canlılar kendi besini kendi üretecekler. Biz onlara ototrof, üretici canlılar ismini vereceğiz. Bazı canlılar ise besin ihtiyacını doğadan hazır olarak karşılayacaklardı. Onlar da bizim için heterotrof, yani tüketici dediğimiz canlılar olacaktı. Çok nadiren de olsa doğada hem üretici hem tüketici olarak gördüğümüz canlılar da vardı. Yani canlıların ortak özellikleri de yine bu seneki yazılımızda karşımıza çıkacak sorular içerisinde yer alacak. Canlıların ortak özelliklerini bitirdikten sonra neye geçmiştik? Canlıların yapısında bulunan temel bileşiklere geçmiştik. Canlının yapısında bulunan temel bileşikleri de kendi içerisinde 2'ye ayırıyoruz. Bizim bir inorganik bileşik dediğimiz bileşikler vardı. İnorganik bileşiklerde su, asit, baz, tuz ve minerallerdi. Bunların genel özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Bir kere canlı vücudunda en fazla oranda bulunan bileşik suydu. Su olmadan canlılarda metabolik aktiviteler gerçekleşemiyordu. Boşaltım yapmak için lazımdı, sindirim yapmak için lazımdı, madde taşınması için lazımdı, vücut sıcaklığının ayarlanması için lazımdı. Bu özelliklerin hepsi bir araya geldiği zaman zaten canlıların su olmazsa olmazı oluyordu. Asit ve bazlar dediğimiz zaman sulu çözeltilerine hidrojen iyonu verenlere asit demiştik. OH, yani hidroksil iyonu verenlere ise baz kelimesini kullanmıştık. pH cetveli dediğimiz bir cetvelden de bahsetmiştik. 0 ile 14 arasında yer alıyordu. 7 bunun orta noktasıydı. 7 pH'e sahip olan bileşikler bizim için nötr bileşiklerdi. 7'den rakam küçüldükçe asitlik artardı. 7'den rakam büyüdükçe de bazlık artardı demiştik. Tuzlar ise asit ve bazların bir araya gelmesiyle meydana gelen maddelerdi. İnsan vücudundaki dengeyi sağlayabilmek için tabii ki tuza ihtiyacımız vardı. Belli bir değerin üstünde almamalıyız, belli bir değerin altına da düşmemeliyiz. Çünkü her şeyin vücutta olması gereken bir değeri vardı. Mineraller dediğimiz zaman kimyacının bize o periyodik cetvelde öğrettiği sodyum, potasyum, magnezyum, flor, klor, brom, iyot, bunlar mineral maddelerdi. Yine mineral maddeler enzimlerin yapısına da katılıyorlardı. İç dengenin, düzenin kurulmasında görev yapıyorlardı. Belli başlı mineraller ve eksikliklerinde meydana gelen hastalıkları da tabii ki bilmemiz gerekiyor. Mesela yeterince vücuduna kalsiyum alamazsan kemiklerde sıkıntılar yaşanıyor. Demiri alamazsan oksijen ve karbondioksitin taşınması ile ilgili sorunlar meydana geliyor. Anemi, kansızlık dediğimiz hastalık meydana geliyor. Eğer iot alamazsak tiroksin dediğimiz bir hormon sentezlenemiyor. Bu da guatr dediğimiz rahatsızlığa sebep oluyordu. Oradan da organik bileşiklere gelmiştik. İnorganik bileşikler doğadan hazır olarak alınıyordu. Yani hiçbir canlı sentezini gerçekleştiremiyordu. Organik bileşikler ise canlı vücudunda sentezlenebiliyorlardı. Organik bileşiklere de karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, hormonlar, nükleik asitler, ATP örnek olarak verilebiliyordu. Biz kimleri işledik? Karbonhidratları, yağları, proteinleri ve enzimleri görmüş olduk. Bunlardan yazılıda soru karşımıza çıkacaktır. Özellikle karbonhidrat, yağ ve proteinin karşılaştırmalı sorularına dikkat edin. Mesela işte karbonhidratlar 1. dereceden enerji vericidir. Yağlar 2. dereceden, proteinler 3. dereceden. Enerji verme miktarlarına bakacak olursan en fazla enerjiyi yağlar veriyordu. Sonra proteinler veriyordu. En son karbonhidratlar kullanılıyordu. Yani karbonhidratlar en az enerjiyi verir ama yakılması çok kolay olduğu için ilk sırada kullanılıyordu. Bunların yapı birimleri vardı. Karbonhidratların yapı birimlerine monosakkaritler demiştik. Yağlarınkine yağ asidi ve gliserol demiştik. Proteinlerin yapı taşları bizim için amino asitlerdi. Karbonhidratları birbirine bağlayan glikozit adını verdiğimiz bir bağ vardı. Yağların bağına ester bağı demiştik. Proteinlerin bağına ise peptit bağı demiştik. Enzimler dediğimiz zaman da bizim vücudumuzda devamlı metabolik tepkimeler meydana geliyor demiştim ya. Bu metabolik tepkimelerin gerçekleşmesi için de tabii ki bir enerjiye ihtiyaç var. Biz bu enerjiye aktivasyon enerjisi diyoruz. Enzimler de tepkimeye girdikleri zaman aktivasyon enerjisini düşüren maddelerdi. Yani tepkimenin daha hızlı ve daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyordu. Enzimler de bizim olmazsa olmazımızdır. Tüm canlılar enzim sentezleyip mutlaka enzim kullanacaklar. Enzimler tepkimeden de bozulmadan çıkan, tekrar tekrar kullanılabilen maddelerdi diyelim. Hemen doğru yanlış sorularımızda da bir başlamış olayım. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfi koyunuz. Her bir doğru yanlışımız da bizim için 2 puanmış. Şimdi baktığımız zaman biyoloji bilimi canlılık olgusunu açıklamaya çalışır. Evet, biyo canlı, loji bilim demekti. Yani canlıları inceleyen, canlılık olgusunu inceleyen bilim dalıydı. O zaman cevabımız D. Tüm canlıların yapısal ve işlevsel en küçük birimi hücredir. Canlılar ya tek hücreli oluyorlar ya çok hücreli oluyorlar ama işlerin gerçekleşebileceği en küçük birim hücredir. Tabii ki hücrenin içerisinde organeller de var ama organeller tek başına işlevsel değil. Mutlaka hücrenin içinde oldukları zaman metabolik aktiviteyi gösterebiliyorlar. O yüzden de yapısal ve işlevsel en küçük birimimizin hücre olduğunu söyleyebiliriz. Besinlerini dış ortamdan hazır olarak alan canlılara üretici ototrof denir. Hayır, besinini dışarıdan hazır olarak alan canlılar tüketici canlılardı. Yani heterotrof beslenme özelliğine sahiptiler. Bu da bizim için yanlış oldu. Canlı vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamını birden metabolizma ismini verecektik. Metabolizma içerisinde analar yapıcıdır demiştik ya. Anabolizma tepkimeleri bizim için yapım tepkimeleriydi. Katabolizma da katletmekten, parçalamaktan aklımıza gelebilirdi. Yıkım tepkimeleri anlamına gelecekti. O yüzden bu cevap da bizim için yanlış. Tüm canlılarda hareket görülür. Evet, tüm canlılar hareket edecekler. Hatta bize şöyle gelecek. Ya bitkiler hareket etmiyor ki. Mutlaka bitkilerde de hareket olayı söz konusu olacak. Bitkilerde yönelim hareketi dediğimiz hareketi yapacaklar. Ayçiçeği bitkisinin güneşe doğru dönmesi, büyümesi, bitki köklerinin suya doğru büyümesi hep harekete örnekti. Bazı canlılar aktif olarak yer değiştirme hareketi yapabiliyordu. Bazı canlılarda ise daha sık yönelim hareketi dediğimiz hareket söz konusu oluyordu. Doğru yanlışlarımıza devam ediyoruz. İnorganik bileşikler yapıcı yapıcı, onarıcı ve düzenleyicidir. Evet, inorganik bileşikler yapıya katılıyorlar. Onarıcı, yani tamirat işlerinde de görev yapıyorlar. Tabii ki inorganik bileşikler enzimlerin, hormonların yapısına katıldıkları için de bizim için düzenleyici moleküllerdir. Mutlaka bunları vücudumuza almamız gerekiyor. Üstüne basa basa, yıldız ata ata söylüyorum. İnorganik bileşikleri hiçbir canlı sentezleyemez. Mutlaka yazıyoruz işte. Bitkiler mineral maddeleri sentezler. Hayır, bitkiler mineral maddeleri sentezleyemez. Çünkü mineral maddeler inorganik maddelerdir. Fosfor minerali tiroid bezinin yapısında tiroksin hormonunun yapısına katılır diyor. Tiroid bezinden evet tiroksin adı verilen bir hormon salgılanıyordu. Tiroksin hormonunun yapısına da iyot katılıyordu. Eğer yeterli düzeyde iyot alınmazsa tiroksin hormonu sentezlenemeyeceği için de guatr dediğimiz hastalık meydana geliyordu. Yani fosfor değil cevabımız, iyot olmalıydı. Bu yanlış. Bazı karbonhidratlar ile proteinler polimer adı verilen büyük moleküllerdir. Polimer ne demek? Poli çok demekti. Aynı ya da çok benzer maddeler bir araya gelirse polimerleri meydana getiriyorlardı. Karbonhidratlara baktığımız zaman yapılarında glikoz vardı. Hani bizim polisakkaritlerimiz vardı. Glikojen, kitin, selüloz gibi. Bunlar glikozların bir araya gelmesiyle oluşan polimer maddelerdir. Çünkü yapı birimlerinin hepsi glikoz. Proteinlere baktığın zaman yapı birimleri amino asit. Doğada 20 çeşit amino asit var ama amino asitler yapısal olarak birbirlerine çok benzeyen moleküllerdir. O yüzden proteinler de bizim için polimer yapılı olacaklar. Mesela yağlara polimer diyemiyoruz. Çünkü yağların yapısında yağ asidi ve gliserol var. Yani birbirinden iki farklı monomer var. Bu bizim için doğru oldu. Lipidler hücrelerde birinci derecede enerji kaynağı olarak kullanılır. Hayır, kullanım sıramız neydi? Kayıptı. Öncelikli olarak kimi kullanacaksın? Karbonhidratları. Eğer vücudundaki karbonhidratlar biterse gidip yağların kapısını çalacaksın. Vücudunda da yağlar da bitti. Çok uzun bir açlık yaşadın. O zaman gidip proteinlerin kapısını çalıyorsun. Aslında proteinler yapıya katılan maddeler olduğu için proteinlerden enerji elde etmek istemiyorsun. Bir insan proteinlerinden enerji elde ediyorsa çok uzun süreli bir açlık yaşadı demektir. Bizim birinci derecede enerji vericilerimiz karbonhidratlar. Proteinler yağlardan az, karbonhidratlardan fazla enerji verirler. Bunların enerji verme miktarlarına baktığımız zaman da kendi içinde kıyas yaparsak en çok enerjiyi kimler veriyordu? Yağlar. Yağlardan sonra orta düzeyde enerji verici olan proteinlerdi. En az enerjiyi veren de karbonhidratlardı. Dediğim gibi karbonhidratlar en az enerjiyi veriyor bu üçünün arasında ama karbonhidratları ilk sırada kullanıyoruz. Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolay. O zaman proteinler yağlardan az verir, doğru. Karbonhidratlardan fazla verir. Bizim için doğru oldu diyeyim. Gençler, gelelim boşluk doldurma sorularımıza. Şimdi boşluk doldurma sorularımıza da baktığımızda aşağıdaki cümlelerden boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazarak cümleleri tamamlayınız demiş bize. Şimdi baktığım zaman proteinlerin birbirinden farklı olmasını, sentezine katılacak olan amino asitlerin nesiydi? Sayıları farklı olabiliyordu. Yani sayısının farklı olması sebep olabilir. Aynı zamanda sırasının farklı olması ve çeşidinin farklı olması da tabii ki sebep olabilir. Biraz bahsedelim, tabii ki burası çok önemli. Doğada doğada canlı vücudunda diyeyim 20 çeşit amino asit var. Bu 20 çeşit amino asit var ama bunlar DNA kontrolünde, protein sentezinde kullanılıyorlar ve hiçbir canlının proteini birbiriyle birebir aynı olmuyor. Ya topu 20 çeşit amino asit var, bu kadar çok insan var. Nasıl oluyor da kimseninki birbiriyle aynı olmuyor? Dediğimiz gibi sayı aynı değil. Mesela ben de A, B, C, D, E amino asitleri bir araya gelip bir protein yapıyorlar. Sen de B, F, E, D geliyor. Yani sayımız farklı, sıramız farklı, çeşit de birbirinden farklı olabiliyor. Tabii yüzlerce amino asitin bir araya gelerek proteini oluşturduğunu düşünün. Böylelikle insanların proteinlerinin birbirinden farklı olması sağlanıyor. Trigliserit dediğimiz zaman canlıların vücudunda depo edilen yağdan bahsediyorduk. Biz de vücudumuzda yağların fazlasını trigliseritlere çevirerek depolardık. Trigliseritlerin yapısına katılan yağ asitlerini de kendi içerisinde ikiye ayırabiliyorduk. Bir doymuş yağ asitlerimiz vardı, bir de doymamış yağ asitlerimiz vardı. İkisinin arasındaki fark neydi? Doymuş yağ asitlerinin karbonlarının arasında tekli bağlar bulunurdu. Yani bunlar hidrojene doymuş olurdu. Doymuş yağ asitleri bir araya geldiğinde de doymuş yağlar, yani genellikle oda sıcaklığında katı halde bulunan yağlar meydana geliyordu. Tereyağı gibi, kuyruk yağı gibi, iç yağ gibi hayvansal kökenli yağlardan bahsediyoruz. Doymamış yağlar dediğimiz zaman da bunların karbon atomları arasında çiftli bağlar kuruluyordu. Hidrojene doyamıyorlardı. Oda sıcaklığında genellikle sıvı halde bulunan yağlardan bahsediyorduk. Kim gibi? Zeytinyağı gibi, ayçiçek yağı gibi, mısır özü yağı gibi yağlardan bahsediyorduk. Nokta nokta çok sayıda glikozun glikozit bağı ile birleşmesi sonucunda oluşan polimerlerdir. Çok sayıda glikoz bir araya geldiyse ve aralarında glikozit bağı bulunuyorsa tabii ki kimler sentezlenmiştir? Büyük karbonhidratlar, yani polisakkaritler sentezlenmiş demektir. Küçük moleküllerin birleşmesiyle büyük moleküllerin meydana gelmesine nokta nokta denir. Ne tepkimesiydi? Eğer küçük şeyler bir araya gelerek büyük bir şey meydana getiriyorsa bu bizim için dehidrasyon tepkimesi dediğimiz tepkime olacaktı. Bu tepkimeler sonucunda da her zaman su açığa çıkacaktı. Yani küçük moleküller bir araya gelip büyük bir şey yaptıysa dehidrasyondur ve tepkimeden su çıkar. Tam tersine büyük bir şeyi tepkimeye sokup daha küçük parçalara ayırıyorsan buna da hidroliz tepkimesi diyorduk. Hidroliz tepkimelerinde de mutlaka su kullanılacaktı. Canlı sistemlerde gerçekleşen tepkimeleri hızlandıran biyolojik katalizörlere de ne ismini veriyorduk? Enzim diyorduk. Enzimlerin tepkimede etki ettiği maddeler, yani enzimlerin tepkimeye girdiği maddeler bizim için substratlardı. Enzimle substrat tepkimeye girerdi, yani enzim artı substrat tepkimeye girecekti. Enzimler tepkimeden hiç bozulmadan çıkacaklardı. Substrat artık parçalanabilir, birleşebilir, tepkimeye göre o değişir. Tepkimeden çıkan maddelere ise ürün kelimesini kullanacaktık diyeyim. Böylelikle boşluk doldurmamızı bitirmiş olalım. Şimdi ne demiş bize? Bir amino asitin yapısını çizerek bulundurduğu grupları yazınız. Amino asitlere baktığımız zaman doğada 20 çeşit amino asit vardı ama bu amino asitlerin hepsinde ortak olarak bulunan yapılar vardı. Amino asitlerin ortasına mutlaka bir karbon atomu bulunacak. Karbon atomu da dörtlü bağ yapacaktı. Karbon atomunun bir tarafında karboksil grubu dediğimiz COOH dediğimiz grup bulunacak. Diğer tarafında ise amino grup dediğimiz NH2 bulunacaktı. Mutlaka karbonlardan bir tanesi hidrojen atomu dediğimiz yapıya bağlanmış olacaktı ve amino asitlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan ise radikal grup, değişken grup dediğimiz grup idi. Yani şöyle bir baktığımız zaman Hacer mutlaka karbon atomu olacak, ona bağlı hidrojen ve radikal grupları olacak. Bir amino grubu, bir de karboksil grubu bulunacak. Diğer amino asiti de şöyle hayal edersen hidrojeni bu tarafta, radikali bu tarafta, şurası karboksil grubu olsun. Burası da amino grup dediğimiz grup olsun. İki amino asit birbirine bağlanacağı zaman birinin amino grubuyla diğerinin karboksil grubu arasında ne bağı kurulacaktı? Peptit bağı dediğimiz bağ kurulmuş olacaktı. Radikal grupların farklı olması amino asitlerin birbirinden farklı olmasını sağlıyordu. Uyduruyorum, bilmemize gerek yok. Şuraya atıyorum işte H2 bilmem ne yazdım, X amino asit oluyor. işte HN bilmem ne yazdım, Y amino asit oluyor. Yani şunlar hepsinde var. Radikal değişken grup değişerek amino asitlerin birbirinden farklı olmasını sağlıyor diyeyim. Gençler, buradan yine bir klasik soruya geçelim. 10 puanlık bir soruymuş. Bitkisel bir hücrede 300 molekül trigliserit sentezi sırasında açığa çıkan su ile kaç molekül glikozdan oluşmuş bir nişasta hidroliz edilebilir? Aslında çok fazla derecede sayısal sorular çıkmıyor ama bazı okul hocaları sayısal soruları da sormayı seviyor. Trigliseritlerin formülü neydi? Mutlaka 3 tane yağ asidi bir araya gelecekti. Bir tane gliserol ile birleşmiş olacaklardı. Tepkimeden de trigliserit dediğimiz molekül sentezi gerçekleşecekti ve 3 molekülde su açığa çıkmış olacaktı. Şimdi baktığımız zaman bitkisel bir hücrede 300 molekül trigliserit sentezi sırasında 300 molekül trigliserit sentezi gerçekleşiyorsa, başına bir şey yazmadığıma göre şurası 1 değil mi? 1 trigliserit sentezlendiği zaman 3 tane suyu açığa çıktığına göre, yani buradan da kaç tane su açığa çıkması lazım? 900 tane su açığa çıkması lazım. Bize lazım olan kısım burası. Ama bu taraftan da sorabilirdi. 300 tane trigliserit sentezlediğine göre tepkimeye o zaman ne girmesi lazım? 300 tane gliserol girmesi lazım. 900 tane de yağ asidinin tepkimeye girmesi lazım ama bu tarafı bize sormamış. Eşleyecek olsaydın katlarına giderek bulabilirdin. Sonra bana ne demiş? Açığa çıkan su ile kaç molekül glikozdan oluşmuş bir nişasta hidroliz edilebilir? Karbonhidratların formülü neydi? En sayıda glikoz bir araya geldiği zaman bir polisakkarit sentezi gerçekleşiyordu. Polisakkaritlerden de soruda bize nişastayı vermiş. Tepkimeden mutlaka n-1 sayıda da su açığa çıkıyordu. Şimdi sen baktığın zaman senin elinde ne kadar suyun var? 900 tane suyun var. Yani n-1'in 900 olduğuna göre senin n'inin ne olması lazım? 901 olması lazım. Yani 901 tane glikozdan oluşan bir nişastayı hidroliz edebilirsin bu su ile diyeyim gençler. Böylelikle de eşleştirme ve bağ sorusu sorduğumuz sorulara geçmiş olayım. Aşağıda verilen organik bileşiklerin karşısına bulundurduğu molekül ve bağ çeşitlerini yazınız demiş. Buradan da hepsini bir karşılaştırmış olalım, kıyaslamış, hatırlamış olalım. Aslında fosfolipitleri söyleyeyim, trigliseritlerden bahsettik. Trigliseritler 3 yağ asidi ile 1 gliserolün birleşmesiyle oluşuyordu. Fosfolipitlerde ise 3 yağ asidi yerine 2 yağ asidi vardı. Bir tane fosfat katılacaktı. Yani molekül çeşitlerine baktığımız zaman fosfolipitlerde yağ asitleri bulunacak 2 tane. Aynı zamanda bir tane de gliserol bulunacak. Aynı trigliseritlerde olduğu gibi. Ama yağ asidinin bir tane eksik ya, bu eksik olan yağ asidi yerine bir tane de nesinin bulunması lazımmış? Fosfat dediğimiz bileşiğin bulunması lazım. Fosfolipit bir yağ olduğuna göre tabii ki bunda bulunan bağın da ne bağı olması lazım? Ester bağı olması lazım. Trigliseritler dediğimiz zaman 3 tane yağ asidi ile 1 tane gliserolün tepkimeye girmesi sonucunda meydana geliyorlardı. Bunlar da yağ çeşidi olduğuna göre tabii ki aralarındaki bağ ester bağı olacak. Glikojene baktığımız zaman glikojen dediğimiz şey de yüzlerce glikozun bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Yani glikojenin, nişastanın, selülozun, kitinin yapı birimleri glikozlardır. Tabii ki aradaki bağ da bizim için karbonhidratların arasında olan bağ, yani glikozit bağı dediğimiz bağ olacak. Polipeptitler, yani proteinlerden bahsediyoruz. Bak içinde kopyası da var. Polipeptit, çok peptit bağı var. Peptit bağ kimin arasında kurulur? Amino asit dediğimiz birimler arasında kurulur. Tabii ki peptit bağını da içermiş olacak polipeptitler, proteinler. Sakkaroz dediğimiz zaman sükroz diye de karşımıza çıkardı. Glikoz ve fruktozun birleşmesiyle meydana gelen bir disakkaritti. Tabii ki yapısında glikozit bağı adını verdiğimiz bağda bulunmuş olacak diyeyim. Gençler, böylelikle de bağları da hatırlamış olduk. Gelelim diğer bir eşleştirmeli sorumuza. Şimdi bakıyorum. Aşağıda verilen organik bileşikleri görevleriyle eşleştiriniz diyor. Şimdi baktığım zaman örümcekler ve kabukluların dış iskeletini oluşturur. Örümcek ve kabuklular kimde? Eklem bacaklılardı. Eklem bacaklıların dış iskeletinde bulunan da kitin adını verdiğimiz polisakkaritti. Böceklerin üstüne bastığımız zaman çatırt diye sesin gelmesini sağlayan aslında yapılarında bulunan kitindi. O zaman kime gitmesi lazım? Kitine gitmesi lazım. Yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev alır. Proteinler gibi duruyor ama birçok şey yapıcı, onarıcı ve düzenleyicidir. Bunu sona bırakalım. Hayvanlarda yağların depo şeklidir. Bizim vücudumuzda yağları depo etme şeklimiz neydi? Trigliserite çevirerek depolama işlemini gerçekleştiriyorduk. Hayvansal hücre zarlarının akışkanlığını sağlayan da hücre zarının yapısına katılan aslında kimlerdi? Kolesterol adını verdiğimiz yağlardı. Kolesterol dediğimiz yağlar da bir çeşit steroid yağlardı. Haliyle steroide cevabımızın gitmesi lazım. Hücrelerin öncelikli olarak enerji kaynağı karbonhidratlar. Karbonhidratlardan da tabii ki kimdi? Glikozlardı. Yani bir hücrenin enerjiye ihtiyacı olduğu zaman ilk kapısını çaldığı şey hazır olan karbonhidratlar. Bu karbonhidratlardan da glikozdur. O zaman doğru bilmişiz. Proteinler de bizim için yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev yapan organik maddeler olacaklar. Zaten insan vücudunda en fazla oranda yapıya katılan, suyu çıkartırsak organik bileşikte protein olacak gençler. Bir tane de test sorusu karşımıza çıktı. Minerallerle ilgili bir soru sormuş. Minerallerle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir diyor. Demir mide öz suyunun oluşumunda görevlidir. Cevabımız bu. Bu bir kalsın. En son ondan bahsedelim. Kalsiyum kanın pıhtılaşmasında görev yapar. Evet, insan vücudunda bir yer kesildiği zaman kanın pıhtılaşması lazım. Eğer pıhtılaşmazsa kan kaybından ölüm söz konusu olabiliyor. Kalsiyum minerali de kanın pıhtılaşmasında görev alan bir mineraldir. Sodyum, potasyum sinir hücrelerinde uyartı iletiminde görev yapıyorlardı. Yani sodyum da yazsa kabul edecektim. Potasyum da yazsa kabul edecektim. Sinir hücrelerinde uyartı iletiminin gerçekleşmesi olayında görev yapanlara. Çinko dediğimiz zaman son dönemlerde bağışıklık sistemimizi devamlı olarak güçlendirmeye çalışıyoruz. O güçlendirmeye çalıştığımız maddeler içerisinde tabii ki dışarıdan çinko takviyesi de olabiliyor. Besinlerle çinko alımımızı arttırırsak bağışıklık sistemimiz daha da güçlenecektir. Kükürt bazı amino asitlerin yapısına katılıyor. Sentezi için gereklidir demiş. Doğru. Proteinlerin amino asitlerin yapısında C, H, O ve N kesim bulunduğunu biliyorduk. Ama bunun haricinde kükürt de yapıya katılabiliyordu. Demir en çok oksijen ve karbondioksitin taşınmasında, eksikliğinde anemi hastalığının ortaya çıkmasında soru olarak karşımıza çıkacaktır diyeyim. Gençler, buradan da başka bir sorumuza geçmiş olalım. Canlılara ait olaylarından hangileri tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşmez diyor. Hemen canlıların ortak özelliklerini de şöyle bir kafamızdan geçirmiş olalım. İnorganik maddelerden organik madde sentezleme, çevresel bu 5 puanlık bir sorumuz değil, 10 puanlık bir sorumuz olsun. İnorganik maddelerden organik madde sentezleme, çevresel değişimlere bağlı olarak iç dengeyi koruma, solunum yaparak enerji üretme olaylarından hangileri tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşmez diyor. Şimdi inorganik maddeden organik madde sentezleme kime özgü bir özellikti? Üretici canlılara özgü bir özellikti. O yüzden de tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşmez. Mesela ben inorganik maddelerden organik madde sentezleyemiyorum. Çevresel değişimlere bağlı iç dengeyi koruma dediğimiz zaman da iç denge ne demekti? Homeostasi anlamına geliyordu. Homeostazi dediğimiz zaman da tüm canlılar iç dengesini korumak isteyecek. İster prokaryot tek hücreli bir bakteri olsun, isterse ökaryot çok hücreli bir canlı olsun, fark etmez. Herkes kararlı iç dengesini korumak isteyecek. Eğer oksijenli solunum deseydi kabul etmezdim. Fermentasyon deseydi kabul etmezdim. Ama solunum yaparak enerji üretmek de yine tüm canlılarda ortak olarak görülen bir özelliktir. Hangileri ortak olarak gerçekleşmez dediği zaman da cevabımız yalnız bir şeklinde oluyor. Aslında şöyle de bir baktığımız zaman diğer sorumuza da geçebileceğiz diyeyim gençler. Şöyle bakalım, bir holoenzim yapı taşlarına kadar hidroliz edilirse hangi maddeler açığa çıkar diyor. Şimdi baktığımız zaman holoenzimler bizim bileşik enzimlerimizde. Bileşik enzimlerin de bir proteinden meydana gelen ana kısımları söz konusu olacaktı. Bir de buna bağlı olarak yardımcı kısımları olacaktı. Yardımcı kısımlar da kendi içerisinde organik yapılı olabiliyordu. Organik yapılı veya inorganik yapılı olabiliyordu. Organik yapılı bir yardımcı kısma sahipse koenzim ismini veriyorduk. Çok büyük bir ihtimalle de yardımcı kısım vitamin almıştır gençler. Tabii başka maddeler de olabiliyor. İnorganik kısım ise kofaktör olarak isimlendiriliyordu. Bu kofaktör dediğimiz şeyde yine çok büyük bir ihtimalle mineral bir maddeden bahsediyorduk. Proteinden oluşan o ana kısma ise apoenzim ismini vermiş oluyorduk. Şimdi baktığımız zaman apoenzim kısmı proteinden meydana gelen kısım diye. Ben hidroliz ettim. Hidroliz ettiğim zaman o zaman açığa amino asit çıkabilir. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Eğer organik yapılı bir şey aldıysa yanında vitamin de çıkabilir. Ama vitamin değil de inorganik bir şey aldıysa tabii ki mineral de açığa çıkabilir. Bilirli sorduğu için şıklarda bunları kabul edeceğiz. Ama mesela glikoz deseydi, yağ asidi, gliserol demiş olsaydı o zaman bunları kabul edemeyecektik diyeyim. Gençler, böylelikle de yazılı provamızı bitirmiş olduk. Yazılıya çalışmanız gereken kısımları şuradan da bir göstereyim. Aynı zamanda Dinamo kitabımızda tabii ki yazılıya hazırlık kısımları da var. Oraları da söylemiş olayım. Şimdi karbonhidratları yaptık. Enzimlerin yapısından da yavaştan bir bahsettik. Yani sayfa 47'ye kadar olan kısımdaki sorulardan, testlerden, konu anlatımlardan yazılınızda mutlaka soru gelecektir. Özellikle konu anlatım kısımlarına bir tık daha dikkat edin diyeyim. Yazılıya hazırlanmadan önce de ya ben bütün her şeyi bir gözden geçireyim, gözümde canlansın her şey, bu yazılar benim için çok önemli diyorsan sayfa 37'ye kadar olan kısmında tamamını bitirmiş olman gerekiyor. Dediğim gibi baktığımız zaman bunların arkasında yazılı hazırlık kısımlarımız da var. Yazılı hazırlık kısımlarımızdaki soruları da çözerek yine yazılıya dört dörtlük bir şekilde hazırlanabilirsiniz diyeyim. Gençler, böylelikle bitirmiş olalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.